Bir belediye başkanı olarak belediye başkanı olduğum kentin bulunduğu noktayı çok abartarak ortaya koymak değil. Bunlar gerçek, samimi tespitlerim, değerlendirmelerim, düşüncelerim. Umut ediyorum tarih beni yanıltmayacak, mahcup etmeyecek. Önümüzdeki hatta yakın tarihte ve daha sonra orta vadede, uzun vadede Mersin'in nerelere evrileceğini hep beraber göreceğiz. Topraklarınızın yaklaşık olarak %40'lık bir bölümü, %35'lik bir bölümü çok değerli topraklardan, üretim yapabileceğiniz topraklardan oluşuyor. Zaten tartışılmaz Narenciye memleketi, örtü altı mikroklima iklim dolayısıyla muazzam. Toprakla suyu buluşturduğunuz zaman zaten verim kalite çok çok muazzam oluyor. Yani rafta pazar değeri yüksek, etiket fiyatı yüksek ürünler Mersin'de oluyor. Burada birim fiyatı yüksek ürünler üretiliyor. Bütün bunlar bizim ciromuza katkı yapıyor. Türkiye'nin 5., 6., 7. vergisini ödeyen adamız ya da kurumuz ya da şehriz ama Türkiye'nin de gelir dağılımında kardeşler arasında fakirliğin tavan yaptığı 2. sırada Adana'dan sonra en zengin kardeş burada, en fakir kardeş yerlerde sürünüyor. Şimdi böyle bir enteresan kentteyiz ama şimdi bu bütün hepsinin olduğu bir çok sektörlü bir kentin kendiliğinden devasa bir sektör ürettiğini görüyorsunuz. Lojistik, sanayi, üretim, lojistik lazım. Ticaret, yurt içinden, yurt dışından lojistik lazım. Tarım, üretim yapıyorsunuz, lojistik lazım. Turizm, lojistik lazım. Bütün yollar lojistiğe çıkıyor. Bunun üzerinde durmak istiyorum. Beni de ilgilendiren önemli konulardan ve yatırımlardan bahsetmek istiyorum. Havalimanı, uluslararası havalimanı. Uluslararası havalimanı. Bunun önemi çok büyük. Dünyanın en büyük havaalanlarından biri diye övünen İstanbul Havaalanı'nı şu kadar sürede yapan bir merkezi yönetimin 2013'te temeli atılan bir uluslararası havaalanı hayda hayda bitiriyor olması lazım. Otoyol Çeşmeli'den mutlaka mutlaka Taşucu'na bağlanmalı. Ama Orta Anadolu'yu Gülek'ten sonra bağlayan önemli bir kapı olan Sertavul'un Silifke'ye kadar inmesi lazım. Çok önemli. Bu coğrafyayı bilenler bilir. Seka Limanı özelleşti. Orada bir ticaret söz konusu olacak. O bölgenin üretimi var. Az önce söyledim. Tarımı var, turizmi var. Oradan bağlayacaksınız. Ya da Orta Anadolu'dan ihracat yapacaksanız ya da ithal ürünlerini Anadolu'ya taşıyacaksanız, eğer Seka Limanı'nı açıyorsanız, orası son derece önemli. Mersin her zaman için değil bu bölgenin, tüm dünyanın çok değerli, önemli deniz ticaretinin kesiştiği nokta olan bir lojistik merkezi haline gelme durumu söz konusu. Böyle bir zorunluluğu var. Şu anda liman 2.6 milyon TEU. Eğer bir problem yaşamazlarsa hukuki olarak 1 milyon TEU daha liman genişleyecek. Ben gelişmeden, kalkınmadan, büyümeden, ticaret hacminin genişlemesinin durdurulmasından yana bir tavrım olamaz bir belediye başkanı. Ben yatırım istiyorum. Ama yatırım yaparken lobilerin kurbanı bir yatırım değil, mantıksız bir yatırım değil, kişiyi kurtaran, şirketleri kurtaran bir yatırım değil, tüm Mersin'e matuf, tüm belki de bölgeye matuf, tüm ülkeye matuf ve hepimizi ilgilendiren önemli, değerli yatırımların Mersin olarak üzerine gitmemiz gerektiğini ve ne yapıp ne edip, burada kent lobisi de burada işte. Biz bu yatırımları Mersin'e kazandırmak zorunluluğu ortaya çıkıyor. Bunu bürokrasiden çok seçilmişlerin düşünmesi gerekiyor. Türkiye istikrar bekliyor. Türkiye önünü görmek istiyor. Türkiye planlama istiyor. Türkiye yerel dinamiklerin bölgelerine yapılacak yatırımların her sürecine dahil olmak istiyor. Ekonomik kredi bağımlılığından kurtulmak istiyor. Umarım bu zirve gelecek planlarımızı yapmada bize yol gösterecektir. Hepinize katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.